Vallahi evet, sen çok önemli bu. Yani bu yani ilginç bir örnekti bu söylediğin. Bu arada izleyicilerimizden sana gelen mesajlar var. Onu da söylemiş olayım, ben üzerimden atmış olayım onu. Biliyorum. Huriye Kara diyor ki ne güzel Ömer Bey iyileşmiş diyor. Yani onu belirtiyor. Gökhan Tuhan Ömer Bey'e kavuştuk diyor. Güzel oldu diyenler var. Bu arada zeytinleri çaldıkları da söylüyor. Senin açıklamalarından zincir marketlerde Ağaçları bile söküp getirdiler, evet. zeytinler var. Suriye'den olduğunu tahmin ediyorum demiş Sayın Huriye Kara. Yani Gökhan Tuhan da zeytin ağaçlarını söküp getirdiler diyor. Buğdaylarını, çocuklarını çaldı diyor. Son hıvancı güçleri diye bir açıklama da, bir yorum da var. Bunu da buradan söylemiş olalım. Peki Ömer Ödemiş, sevgili Ömer. Şimdi sahadaki durum son biçimiyle baktığımızda artık gelinen nokta itibarıyla Kürtlerle oradaki Esad anlaşmak durumunda mı değil mi? Yani ne olması gerekiyor? Şimdi Rezaicim, üzücü bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım birkaç gün önce yaşadılar orada. Dediğim gibi savaş birçok şeyi değiştiriyor. Bir kontrol noktasından geçen arkadaşlarıma Suriye askerlerinin davranışları var. Yani normal görmek gerekiyor tabii. Yani karşılıklı bir sürü can alındı, can verildi. O ailelerden çok ölenler var ve bunların sorumlusunun Türkiye'deki iktidar olduğunu biliyorlar Suriye'de yaşayanlar. Didik didik bavulları aranıyor, bilmem ne yapılıyor, nereye geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, bilmem ne. Ya bu koşulda zaten yani senin ülkene gelmiş ve sağa sola hareket ediyorsa bir kere sana düşman değildir. Buna rağmen bir fobi gelişmiş gibi görünüyor. Yani ben daha önceki süreçte de kısmen yaşıyordum ama Suriye devleti bunu hep Türkiye'deki iktidara yönlendirmeye çalışıyordu. Yani kardeşim, Türkiye halkı değildir senin düşmanın, kaldı ki sınır bölgelerindeki halklar birbirine kardeş. Yani orada amcasının oğlu var, burada kardeşi var, bilmem neyi var. Yani Suriye ile Türkiye'nin tarihsel süreçlerine baktığımızda sınır yoktu. Yani daha önce sınır olmadığı yerde biri Halep'te oturuyordu, biri Antakya'da, biri Adana'da, biri bilmem nerede. Böyle bir yakın bir, yani bir iççelik var şeyde, bölgede. Buna rağmen böyle bir şeyin gelişmesi yani üzücü bir şey. Ama kaçınılmaz da bir şey. Yani bunu, yani bir senin bulunduğun ülkenin yönetimi senin canını almış, senin yaşamını etkilemiş, senin çok yakın dostlarının, insanların hayatını kaybetmesine neden olmuş, senin ekmeğinle oynamış, senin yaşamınla oynamış. Sen bunu hedeflenirken, buna hırslanırken tabii hırsın sınırını da bazen kaçırıp oradaki bir halka, bir komple bir halka dönük nefretin yükselmesini sağlamak da üzücü ama bir anlamıyla da kaçınılmaz bir şey. Yani bir şekilde Suriye sorunu çözülecek ama ben sona doğru gelindiğini düşünüyorum. Çünkü bu sorunu yaratanların kendisinin siyasi varlıkları da sona doğru geliyor. Yani AKP iktidarı, ki Katar, Birleşik Emirlikler, Suudi Arabistan gibi bu savaşın başında işte Baas Partisi iktidarının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek sürece destek verenlerin tamamı çekilmiştir bu süreçte. Suriye yakında Arap Birliği'ne katılacaktır ve artık oradaki askıya alınan işlevi yeni baştan biçimlenecektir. Arap Birliği'nin kapısını açtığı bir Suriye'ye de artık sen ayaklarını yere vurup zıplasan bile bir yaptırım uygulatamazsın coğrafyada. Geriye şu kalır, sen de bir şekilde bu sorunun çözümünde bir noktayı yakalamaya çalışmaktır. Hamleler var ama dediğim gibi çok 10 yıllık süreçte çok can yakıldı. Yani benim bildiğim kadarıyla, ki ben birkaç yıldır gidemiyorum yasaklardan dolayı. Yılı aslında, yani hakikaten şöyle bakınca senin söylediğin doğru. Ama artık bu çözüm süreci aslında bu mesela bu açılım Arap dünyasına, Arap Birliği'ne girmesi, tekrar büyükelçiliklerin açılması, yani bir diplomatik bir ilişki olabilir mi? Oradaki cihatçı güçleri koruma çabasından vazgeçeceksin başta. Yani kulağını böyle tutarak, başka gerekçeler sunarak orada cihat... İğrenç yaratıkları oradan vazgeçiyorsun, O katilleri bırakacaksın. korumaktan vazgeçeceksin. Geçemiyorsun çünkü bir süre beraber yürümüşsün. Beraber yürümüşsün. Biçimlendirmişsin. İdlib'e nasıl girildi?
Hadi buyurun bakalım, geriye dönelim. İdlib'e bu cihatçı güçler nasıl girdi? İdlib Suriye ordusunun kontrolündeyken yüzlerce araçlı konvoylarla bu fetih ordusu kimlerden oluşturuldu? Kim organize etti? Kim bunların lokasyonunu, lojistiğini sağladı da İdlib'e girdi? İdlib'le Türkiye sınır sınıra. Bir bu arada şey de söyleyelim. Sedat Peker'in açıklamaları var o tırlarla ilgili. Ben sonra öğrendim diye hatırla. Yani şöyle geriye doğru bir çok yakın zamana doğru gidelim. O da söyledi yani. Onu da iletişim kanalımız var, bir kanal var. Bana ilettiği şeylerde de daha Suriye ilişkin elimde çok bilgi belge var diyor. Suriye devletinin Türkiye bankalarındaki paralarına el koydular diyor. Şimdi bunların belgesi var, kimler el koydu, ne yaptı diye. Şimdi söylediği şeyler vardı. Tabii bu süreçte birkaç aydır açıklama yapamıyor, iletişim kurulamıyor. Bir aydır falan Peker'le. Peker'in bu konuda da elinde bilgi belgeler olduğuna dair şeyleri bana iletmiş idi. Dediğim gibi Türkiye bankalarında paraları vardı. Onlara bile el konulduğunu belli kesimlerle ve alındığını, çalındığını söylüyor idi. Yani mesele şurada. Artık bu savaş bir şekilde bitti. Bunu kabul etmesi gerek. Türkiye'nin de kabul etmesi gerek. Bu savaşı kaybettiniz kardeşim. Yani bir Saddam'ın ülkesinin sonucunu yaratamadınız. Bir Gaddafi'nin sonucu yaratamadınız. Baharını dediğiniz, Arap Baharı dediğiniz şey Suriye'de duvara tostladı ve kaldı. Başta ABD ve Batı özellikle de destekledi. Şimdi Batı medyası da yazıyor kazandı diye, Esad kazandı diye. Kesinlikle. Batı medyası da yazıyor, ABD medyası da yazıyor, artık bitti diyor yani, adam gitmedi, götüremedik. Adamı gemide yatırdık, evinde öldürdük, İran'a kaçırdık, Moskova'ya götürdük, bilmem ne yaptık ama adam yaşadı. Yani Esad eksenli tabii bakıyorlar bunlar da. Ama orada bir sistem yaşadı, yani bir sistem, bir Baas Partisi'nin iktidarı yaşamayı becerdi. Bundan sonrasında yapılacak şey artık yani bir şekilde bundan vazgeçmeyi de bilmek gerekir. İlişkilerin normalleşme sürecine girmesini görmek gerekir. Tabii çok gırtlağına kadar battığın için nereden nasıl başlayacaksın, nasıl çekileceksin? Mesela Suriye, Türkiye'deki Suriyeli sayısı. Türkiye'deki Suriyeliler de ciddi bir sorun artık. Ciddi bir sorun. Yani bir kere kültürel olarak çok yetersiz ve zayıflar. Yani doku olarak mesela Adana'dan bir araç paylaşmışlar. Üzerinde 515 rakamı olan araçlar var. Lan yani bir siyasi partinin Ümit Özdağ mıydı? Paylaşmış. Adam bir iki işaret, sembol var üzerinde 515 yazıyor. Bu tür araçlar çok yaygınlaştı. Bunun anlamı nedir diye. Suriye araçta, Suriye plaka yani MA plakalı araçlarda. Şimdi bu tür kendi sembolleriyle de bölgede var olmaya çalışan bir Suriyeli yığını var. Biraz araştırdım, biraz şey yaptım. Bunlar ta bir ucu Suriye, şeyde Suudi Arabistan'da olan bir bedevi aşiretinin sembolleri, ki bu tür aşiretler sembollerle anılıyor, rakamlarla anılıyormuş bölgede. İşte 515 rakamı da onlara ait bir sembolmüş. Yani uzaktan biri baktığında bu Haşimi aşiretinden veyahut da bilmem ne aşiretinden diye bilinsin diye kullanılan artık şeyler. Bunlar IŞİD'e destek veren, bölgede IŞİD'le birlikte savaşan Suriye devletine ve Suriye halkına karşı savaştan sonra da artık orada barınamayıp kaçanlar, bunlar memleketteler. Bölgedeler, Adana'dalar, Mersin'deler, Hatay'dalar, Antakya'dalar.